Ankara Hastanesi tarafından düzenlenen Çocuklarda Miyopi ve Tedavi Yöntemleri konulu online söyleşimize hoş geldiniz. Tüm katılımcılarımızın bağlanmasını bekliyoruz. Birazdan başlayacağız. Söyleşimiz interaktiftir. Ekranın altında yer alan soru-cevap kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. Yayınımız kaydedilmektedir. Daha sonra YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Kayıtta katılımcılara ait hiçbir bilgi yer almamaktadır. Katılımınız için öncelikle teşekkür ederiz. Çocuklarda miyopi ve tedavi yöntemleri konusunda Profesör Doktor Uğur Emrah Altıparmak bizimle birlikte. Hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dilerseniz sunumunuza geçebiliriz. Tamam. İzninizle açayım ben. Tabii. Görünüyor mu Tuba'nın bir sunum? Evet, Süper. çok Tamam. soru. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Olabildiğince hani sizler için sadeleştirmeye çalıştım konuyu. Lütfen sorular sorun. Soruları biraz en sona aktaracağız ama çok acil bir sorunuz olursa ortasından da girip sorabilirsiniz. Ben bugün size çocuklarda miyopi ve bunun tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Tabii hepiniz miyopun ne olduğunu aslında biliyorsunuz. Sunumun özeti bu. Önce miyopi tanımlayacağım. Sonra Türkiye'de ve dünyada miyopinin yerini anlatacağız. Sonra miyopi potansiyel olarak nelere sebep olabilir? Bundan bahsedeceğim. Sonra miyopi acaba engellenebilir mi, geciktirebilir miyiz? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Ve en son olarak da yavaşlatabilir miyiz? Nasıl yavaşlatabiliriz? Bunları konuşacağız. Miyopi nedir? Şimdi gözü bir kamera gibi düşünün. Sağda resimlerde görüyorsunuz bakın burada. Normal bir gözde görüntü retinaya ters olarak düşer. A tabakı yani retina A tabakamız bizim. Bunu fotoğraf makinesinin sensörü gibi düşünün. Eğer gözünüz miyopsa görüntü sizin retinanızın önüne düşer. Yani bakın tam şuraya düşer. Dolayısıyla retinadaki A tabakadaki görüntünüz bulanık olur. Buna biz miyopi diyoruz. Miyopin nedeni ne peki? Miyopinin genel olarak iki sebebi var. Birincisi görüntü gözün ön tabakalarından geçerken ön tabakalarda işte saydam tabaka var, gözün kendi merceği var. Ya fazla kırılır, yani görüntü retinanın önüne düşer, A tabakanın önüne düşer ya da göz fazla uzundur. Bakın bu normal bir göz. Görüntü burada tam retinaya düşüyor. Burada uzun bir göz var. Görüntü retinanın önüne düşüyor. Bu miyop bir göz. Çoğunlukla da miyopinin nedeni gözün fazla uzun olmasından kaynaklanan bizim aksiyel uzun, aksiyel miyopi tarif ettiğimiz bir miyop şekli. Peki miyopi nasıl tedavi ediyoruz? Hepinizin bildiği gibi miyop özellikle gözlük veya lenslerle tedavi ediliyor. Eğer 19-20 yaşından sonra bir hastanın göz yapısı uygunsa egzami lazer tedavisi de tedavi edilebilir. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü miyopi şöyle tanımlıyor. Bir kişinin göz numarası yarım numaradan eksi 0,5 dereceden fazla ise biz buna miyop diyoruz. Miyopların gözlük camlarının reçetelerinde eksi olarak göreceksiniz. Artı hipermetrop. Yüksek miyopide numaranın 6 dereceden fazla olması hali. Şimdi birazdan bu konulara gireceğiz. Niye önemli olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dünya Sağlık Örgütü dünyada görme bozukluğu kaybı yaratan nedenlerle ilgili 2019'da bir rapor yayınladı. Bu raporda şurada en büyük gördüğünüz yani görme kaybı, görme bozukluğu yaratan sebeplerin en başında miyopinin geldiğini göreceksiniz. 2,6 milyar kişinin yaklaşık miyopiden muzdarip olduğunu göreceğiz. Bunların yaklaşık 312 milyonu da 19 yaşın altında gençler ve çocuklar olduğunu görüyoruz. Yani miyopi aslında dünya çapında önemli bir az görme sebebi. Peki dünyada miyopi ne kadar yaygın? Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılında yayınladığı bir rapor var. Zaten aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün bu raporundan sonra bilinirlik ve yani bilinç biraz daha arttı. Şimdi bu bir projeksiyon. 2015 yılında yapılmış bu projeksiyon. Demişler ki eğer bakın altta yıllar var. 2010, 20, 30, 40, 50 diye gidiyor. Bu şekilde giderse demişler 2020 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %33'ü yani 2,5 milyon insan miyop olacak demişler. Bu hızı takip ederse 2050 yılına geldiğinde dünyanın %50'den fazlasının miyop olması bekleniyor denmiş. Peki yüksek miyoplarda durum ne? 2020 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %4'ünün yani 300 milyon insanın yüksek miyop olduğu tahmin ediliyor. Bu gidişle böyle giderse 2050 yılında yüksek miyopların oranının %10'a ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla miyop aslında küresel bir halk sağlığı sorunu.
Bu sorun özellikle önce Uzak Doğu ülkelerinde başladı. Uzak Doğu ırklarının, Uzak Doğu'da yaşayan insanların miyopya daha yatkın olduğunu biliyoruz. Bakın fotoğrafta miyop olmayan, gözlük kullanmayan bir tane insan var. Geri kalan gençlerin hepsi gözlük kullanıyor. Gerçekten sorun orada şu anda oldukça ileri durumda. Peki miyopya, yüksek miyopya niçin önemli? Bence bu sunumun en önemli slaytlarından bir tanesi bu. Şimdi burada miyopinin neden olduğu ya da miyoplarda daha sık gördüğümüz göz hastalıkları var. Mesela katarakt miyoplarda daha sık görülüyor. Retinada A tabakada yırtık ve dek olma daha çok görülüyor. Miyoplarda görülen bir sarı nokta hastalığı var. Bu ileri yaşta ya da yaşa bağlı sarı nokta hastalığı dediğimiz hastalığın hemen hemen aynısı. Ve bu hastalık da daha sık görülüyor. Mesela nasıl daha sık görülüyor? Eğer miyopsanız ve numaranız 1 ile 3 arasındaysa, örneğin sizin sarı nokta hastalığına yakalanma ihtimaliniz 2.2 kat fazla. Numaranız 3 ile 6 arasındaysa, o zaman bu ihtimal neredeyse 10 kat artıyor. Numaranız 6'dan fazlaysa, yani siz eğer yüksek miyopsanız, bu ihtimal 40 kat fazla. Yani 40 kat fazla demek %4000 demek aslında, oldukça yükseliyor. Neyse ki bu hastalıkların çoğunu biz 40-50 yaşlarından sonra görüyoruz. Yani çocuklarımızda çok şükür görmüyoruz. Ama çocuklarımızın geleceği bu aslında. Şu anda miyop olan çocuklar eğer hızlı artmaya devam ederlerse, yani şuralara gelirlerse, yüksek miyopa gelirlerse, gelecekte bu sorunların olma ihtimali çok fazla artmış oluyor. Bizler için, hastalarımız için her bir derecenin önemi var. Eğer biz miyopiyi bir derece daha düşük seviyede durdurabilirsek, miyopiye bağlı sarı nokta hastalığı ihtimalini %40 azaltabiliyoruz. Göz tansiyonu hastalığını, glokom hastalığı diyoruz buna, %40 azaltabiliyoruz. Görme kaybını %20 azaltabiliyoruz. Dolayısıyla her bir numara aslında son derece önemli. Hani miyopun esas sebebini ya da çoğunlukla sebebinin gözün fazla uzun olması olarak ifade etmiştim sizlere. Dolayısıyla hani miyopun fazla artmamasını hedeflerken aslında biz gözün çok uzamamasını hedefliyoruz. Yani fazla gözü bir şöyle yumurta gibi düşünün. Ben yan döneyim. Benim gözüm böyle bir yumurta olduğunu düşünün. Ön arka uzunluğunun fazla olmamasına hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki mesela gözünüzün uzunluğu 24 ile 26 mm arasındaysa sizin 60 yaşına geldiğinizde görme kaybı olma ihtimaliniz bu az önce bahsettiğim sebeplere bağlı. Görme kaybı olma ihtimali oldukça düşük. 75 yaşında %4 mesela. Ama eğer gözünüz çok uzunsa, yani eğer siz çok yüksek miyopsanız aslında şu demek. Yani gözünüz ne kadar uzunsa miyopunuz o kadar fazla oluyor dolayısıyla. Mesela 30 mm'den fazla uzun bir gözünüz varsa 75 yaşına geldiğinizde az önce bahsettiğim sebeplere bağlı görme kaybı olma ihtimali 90'a çıkıyor. Yani dolayısıyla gözünüzün çok fazla uzamamasını istiyoruz aslında. Ama kısa gözlerde de yine miyopiye bağlı problemler görülebiliyor. Miyopinin önemli ekonomik etkileri var. Amerika'da bu konu çok izlenmiş, çalışılmış. 2005-2015 yılında yapılan bir hesaba göre yaklaşık 250 milyar dolarlık yıllık bir üretkenlik kaybı var. Bu paranın büyük bir kısmı düzeltilmemiş kırma kusuruna bağlı tedavilere gidiyor. İşte gözlük, lens, lazer vesaire gibi. Ama bunun 6 milyarı ki bu çok önemli çünkü bu giderek artacak ileride. Miyopiye bağlı sarı nokta hastalığı tedavilerine gidiyor. Bu hastalığın tedavisinde biz göze iğneler uyguluyoruz. Hani yaşlı yakınları olan varsa bilirler. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığında, yaş tip sarı nokta hastalığında göze biz iğneler yapıyoruz düzenli olarak. Ve bunlar gerçekten çok pahalı iğneler. Şu anda ülkemizde de üretilmediği için hepsini ithal ediyoruz. Ve bu iğnelerin belli sayıda yapmak yetmiyor, sürekli yapmak gerekiyor. Ve bu maliyet giderek Amerika içinde miyopun daha çok gördüğü ülkelerde de artacak. Peki ülkemizde miyopun durumu ne? Bu konuda yapılmış güzel çalışmalar var aslında. Ben size şimdi çok kısa onlardan bahsedeceğim. Değişik bölgelerde araştırmacıların yaptığı çalışmalar var. Mesela İç Anadolu bölgesinde Aydoğan ve arkadaşları 2017 yılında 1730 çocuğu tarıyorlar. Bu çocuklar 7 ile 14 yaş arasındalar ve bunların %10'unda miyop olduğunu buluyorlar. Hangi çocuklarda miyop daha sık rastlanıyor? Daha büyük yaştaki çocuklarda ve ailede miyop varsa daha sık miyopa rastlıyorlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Caca ve arkadaşlarım çalışması var. Onlar daha büyük bir seriye taramışlar. 21 bin çocuğu taramışlar ve %3.2 çocukta miyop bulmuşlar. Onlar kızların daha çok miyop olduğunu, eğitimli ailelerin çocuklarında daha sık miyop görüldüğünü ilişkilendirmişler. Ege bölgesinde Kıra ve arkadaşlarının bir çalışması var. Onlar 355 çocuk taramışlar, %7.7 bulmuşlar miyop oranını. 2-14 yaş arası çocuklarda. Ve İstanbul'da 1014 çocuğu Azizoğlu ve arkadaşları taramış. Yine 4-10 yaş arası çocuklar. Bunlar küçük çocuklar tabii, takdir edersiniz hepsi ve %6 bulmuşlar. Özetle Türkiye'de miyopi aslında 2-14 yaş arasında belli bir oranda var. Ama bu rakamların hepsi COVID-19'dan önce yapılan çalışmaların rakamları. Biliyorsunuz COVID-19'dan sonra hayatımız tamamen değişti.
Bütün dünyayı ve bizi de çok etkiledi COVID-19. Mesela gençler ve çocukların hayatında şunlar oldu. Hepiniz yakından izlemişsinizdir. Çocuklar dışarı çıkamadılar. Sokağa çıkma engelleri oldu. Uzaktan eğitim başladığı için ekran sürelerinde, yakına bakma sürelerinde inanılmaz artışlar oldu. Bir yandan sosyalleşme biçimleri değişti. Yani uzaktan sosyal medya aracılığıyla sosyalleşebildiklerini fark ettiler. Bir kısmı böyle yaşamaya başladı. Bunun sonucunda da hepsinin ekran süresi arttı. Dışarıda daha zaman geçirmeye başladılar. Peki COVID-19 döneminde miyopi arttı mı? Miyopi daha sık rastlıyor muyuz? Bu sorunun cevabı var mı? Bu Çin'den yapılmış, 2020'de yayınlanmış bir çalışma. Bu konudaki ilk çalışma aslında. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu kırmızı kutuda toplam 709 çocuğun incelendiğini göreceksiniz. Bunlar 6 ile 8 yaş arası çocuklar. COVID-19'un başında bu çocuklar taranıyor. Ve bu çocukların yaklaşık %19'unda miyop olduğu tespit ediliyor. Sonra 8 ay sonra bu çocuklar tekrar ölçülüyorlar ve miyop oranının %35'e çıktığı gözleniyor bu çocuklarda. Yani neredeyse 2 kat fazla miyop görünüyor 8 ay sonra. Bu çocukların 8 ayda yaklaşık numaraları yarım numara artıyor ve gözlerinde de hatırı sayılır bir uzama fark ediliyor. Ve dolayısıyla COVID-19'un miyopide arttığını gösteren ilk çalışmaya şu anda hep beraber bakıyoruz. Bunun devamının da gelmesini bekliyoruz. Peki, bizim aslında yapmamız gereken ilk şey çocuklarımızın miyop olmasını engellemeye çalışmak. Ama nasıl engelleyeceğiz? Şimdi miyopla ilişkili olabilecek bir takım risk faktörleri var. Bunların hepsi bilimsel çalışmalarda incelenmiş, araştırılmış. Bunların içinde değiştirilebilir risk faktörü dediğimiz arasında güçlü bağlantı bulunan 3 tane şey var ki ikisi oldukça güçlü bir şekilde ispatlanmış. Birincisi eğitimde geçen süre arttıkça yani eğitim düzeyi ne kadar çok fazla olursa miyopi daha çok rastlıyoruz. Yani daha eğitimlilerin hastalığı aslında miyopi. İkincisi dışarıda açık havada ne kadar az zaman geçirirse çocuklar o kadar fazla miyopiye yakalanıyorlar. Yani dışarıda zaman geçirmenin koruyucu bir etkisi var. Ekran süresinin fazlalığında ilk ikisi kadar güçlü kanıtlar olmasa da miyopinin fazla görülmesi konusunda önemli bir risk faktörü olduğunu artık biliyoruz. Dolayısıyla bizim aslında çocuklarımızın miyop olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Onları açık havaya çıkartmamız gerekiyor. Açık havada daha çok zaman geçirmemiz gerekiyor. Bu bakın bunun gibi posterler uzak doğu ülkelerinde artık okullarda asılı, sağlık kurumlarında asılı miyopiyi uzak tutmak için dışarı çıkın ve oynayın diyorlar. Bizim önerimiz günde yaklaşık 2 saat çocukların gün ışığında kalması. Tabii şimdi günler kısalıyor, kış aylarına girdik. Nasıl olacak bu? Çocuklar eğer hava izin veriyorsa okulda teneffüslerde dışarı çıkabilirler. Akşam eve geldiklerinde olabiliyorsa beraber ya da kendi başlarına 1 saat, yarım saat ne kadar çıkabilirlerse iyi olur. Çünkü miyopiyi geciktirdiği şu ana kadar kesin ispatlanmış tek yaklaşım, hatta en güçlü yaklaşım açık havada, aydınlıkta zaman geçirmek. Yakına bakarak geçen zamanı azaltmak işe yarıyor mu? Evet, o da yarıyor. Dolayısıyla hani yakına bakma sürelerini azaltmaya çalışmalıyız çocukların. Fakat bu bizim ülkemizde çok önemli bir sorun. Hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'de cep telefonu kullanım inanılmaz yaygın. 2018 yılı arasında bir araştırmada Türkiye'de %93'ümüzün cep telefonu kullandığını görüyoruz. Türkiye'de 6 ile 15 yaş arası çocukların %60'ında akıllı telefon görülüyor. Bunlar maalesef eski rakamlar, daha yeni rakamlar bulamadım ama bu rakam artmış olabilir. Covid çünkü yaşadık. Gençlerimiz sosyal medya kullanmayı seviyor, paylaşım yapıyor %30'u, işte iletişim kuruyor, merak ediyor, eğlence için kuruyor. Belki de en önemlisi, bakın sosyal medyada ne kadar aktifsiz sorusuna gençlerimiz şu cevabı vermişler. %42'si 0-3 saat, %35'i 3'te 1'e 4-7 saat, neredeyse %25'i de 8 saatten fazla sosyal medya kullanıyor. İnanılmaz rakamlar bunlar, çok yüksek rakamlar. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ya genetik faktör ne kadar önemli? Yani hani anne baba miyop, bu bizim için önemli mi? Evet önemli. O da bir risk faktörü. Mesela anne ya da babadan sadece birinde miyop varsa bu risk yaklaşık 3 kat fazla. Yani çocuğun miyop olma ihtimali 3 kat fazla. Ama hem anne hem baba miyopsa bu risk 6 kat fazla. Dolayısıyla genetik faktör de oldukça önemli. Peki o zaman şunu soralım. Acaba genetik faktör mü daha önemli, çevresel faktör mü? Bu konu %100 emin değiliz bu konuda ama muhtemelen genetik faktör miyop olmamızı kolaylaştırıyor ama tetiği çeken çevresel faktör oluyor. Yani ikisini birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Çevresel faktörü mutlaka azaltmak zorundayız. Hem miyoptan korumak için hem de miyopun yavaşlamasını sağlamak için. Peki şimdi çocuğumuzun miyop olduğunun tanısını koyduk. Bundan sonra bizi ne bekliyor, neler yapmalıyız? Ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyız? Şunu mutlaka yapalım. Hani az önce sizle paylaştım. Çevresel risk faktörünü azaltmaya çalışalım. Çocuklarımızın dışarıda zaman geçirmesini sağlayalım. Yakına bakarak geçtikleri zamanı azaltalım.
Burada bizim hatırlaması kolay olduğu için 20-20-20 kuralımız var. 20 dakikada bir yakına bakarken, ekrana bakarken 20 dakikada bir 20 saniye boyunca aslında Amerikalılar uydurmuş. 20 ayak mesafe olarak demişler. Bizim için 6 metre tekabül ediyor. Şöyle hatırlayın. 20 dakikada bir 20 saniye ara verin, uzağa bakın. Ekrandan başınızı kaldırın mesela gibi. Peki çocuklarımız gözlük miyopol tanısını koyduk. Biz çocuklarımızın gözlük takmasını tavsiye edelim mi yoksa biraz bekleyelim mi? Şimdi bu Türkiye'de çok tartışılır. Hani herkes şöyle der. Ya gözlüğü taktı ve hep arttı. Takmasaydı bu kadar artmayacaktı. Şimdi son veriler bunun aslında doğru olmadığını söylüyor. Bakın buradaki grafikte şunu görebilirsiniz. Yukarısı görmenin daha iyi görenler, aşağısı daha kötü görenler olarak düşünün. Mavi çubuklar gözlüklerini düzenli kullanan gençler. Kırmızı çubuklar düzensiz kullanan gençler. Aralarında bunların yaklaşık 9 ay bir zaman var. Mavi çubuktaki gözlüklerini düzenli takan gençlerin göz numaraları daha az artmış. Takmayanların daha çok artmış. Dolayısıyla aslında bizim gözlükleri taktırmamız lazım. Taktıkça numara artmıyor. Hatta sanırım değil, bilimsel data bize bunu söylüyor. Daha yavaş artır gibi görünüyor. Yani dolayısıyla biz gözlük takılmasını öneriyoruz. Beklenmemesini öneriyoruz. İkincisi, tedavi geciktirmeyelim. Bakın bu grafik. Altta çocukların yaşlarını göreceksiniz. 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Yukarıdaki çubuklarda yıllık miyopi artış hızı. Mesela 6 yaşındaki bir çocuğun göz numarası yılda yaklaşık 1 numara artarken 10 yaşında 0.65 artıyor. 15 yaşında 0.36 artıyor. Yani bu ne demek? Zaten yaşla beraber miyopun artış hızı yavaşlayacak. Küçük çocukların numarası daha hızlı artar. Dolayısıyla bizim çocukların tedavisini geciktirmememiz, bir an önce onları tedavi etmemiz, gözlük vermemiz en azından lazım. Çünkü küçükler hem daha hızlı ilerliyorlar hem de artış için önlerinde daha çok zaman var. Yani 6 yaşındaki bir çocuğun önünde belki 18-19 yaşına kadar arttığını varsayalım. 12-13 yıl varken 13 yaşında miyopa yakalanmış bir çocuğun da 5-6 yıl var. Dolayısıyla 6 yaşında miyop olan bir çocuk muhtemelen yüksek miyop olma riskine daha çok sahip. Peki bir de kısaca size miyop artışını yavaşlatabilen kanıta dayalı, hepsi bilimsel çalışmalarda gösterilmiş tedavilerden birkaç slide bahsetmek istiyorum. Bunları kimyasal ve optik metodlar olarak ikiye ayırabiliriz. Kimyasal metot deyince tabii ilaç geliyor aklımıza. Burada atropin damla var. Optik metotlarda gözlükler, özel gözlükler, kontakt lensler ve orta keratolojimiz gece lensleri. Atropin damla tedavisiyle miyopi kontrolü uzun yıllardır çalışılıyor. Atropin güzel avrat otu olarak bilinen, antik Yunan'da göz bebeğini büyüttüğü için güzelleşmek için kullanılan bir aslında kimyasal. Göz hastalıklarında biz atropini 100 yıldan fazladır kullanıyoruz. Benim bildiğim 130 yıldır kullanılıyor. Ve miyopi yavaşlatma tedavisi olarak da 20 yıldan fazla geçmiş var. Benim bildiğim 100 yıl ama hani eskiden kullanılan tedavilerde çok yüksek dozlar kullanıldığı için çok etkili olamamış, hastaların yakınmaları olmuş. Çünkü göz bebeğini az da olsa büyüten bir ilaç atropin. Son 20 yıldır atropin daha düşük dozlarda çocuklarda uygulandı ve son derece başarılı oldu. Burada farklı çalışmalar göreceksiniz. Tek tek hepsine girmeyeceğim ama bu yavaşlatma, yani yıllık miyopi artışını yavaşlatma yüzdesi olarak okuyabilirsiniz bunu. %56, 58, pardon bakın %77-80, ben bunu biraz bulanık görüyorum ama. Dan 27'ye kadar yaklaşık %50-60 oranında yavaşlatıyor diyebilirim ben size. Yani çalışmaların ortalamasını bu şekilde verebilirim. Dolayısıyla biz atropin damlayı oldukça severek kullanıyoruz ve öneriyoruz. Özel gözlükler var. Miyopi artışını yavaşlatan özel tasarımlı gözlükler. Bunlar çocuklar için, gençler için üretilmiş camlar. Şimdi burada 3 değişik firmanın camlarını göreceksiniz ama üzülerek söylüyorum, bunlar henüz Türkiye'ye gelmedi. 3 değişik firmanın camları. Ama Türkiye'de de olan camlar var. Şu iki cam mesela Türkiye'de var. Bunları biz çocuklarımıza yazıyoruz. Bunlar yine çalışmalarda kendisini göstermiş gözlük camları. Bunların işe yaradığını düşünüyoruz. Ve hani hiçbir şekilde başka bir tedavi kullanmayan ailelerin çocuklarına bu tür gözlükler en azından kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Özel gözlüklerle yapılmış çalışmaların kısa özeti bu. Numara artışını yavaşlatma oranlarını gene göreceksiniz. Aslında baktığınızda hani %3, %4 ile işte bakın %3 ile %63 arasında değişen sonuçlar göreceksiniz. Bu çalışmalar çoğunlukla daha eski çalışmalar. Bu iki slide önce gösterdiğim, yani şu gözlüklerin çalışma sonuçları şimdi yeni yeni oluşuyor. 2 yıllık, 3 yıllık sonuçları var. Oldukça iyiler. Büyük olasılıkla gelecekte hep bu tarz gözlük camları biz reçete edeceğiz çocuklarımıza, gençlerimize.
Özel kontak lensler var. Bunlar normal kontak lens gibi değil, çok odaklı kontak lensler. İşte ortasında, uzak etrafında yakın bölgeleri olan kontak lensler gibi düşünebilirsiniz bunu. Farklı farklı bölgeleri var. Bunlarla ilgili de bu lensle özelinde yapılan ve 6 yıllık galiba geçtiği çalışmalarda oldukça iyi sonuçlar alındı. Ama yine özellikle söylüyorum, bu lensle Türkiye'ye henüz gelmedi. Bu kullanat lensi, yani tek günlük bir lens aslında küçük çocukların kullanabileceği bir lens bu yüzden. Hijyen açısından emniyetli bir lens. Yine lenslerle ilgili de farklı farklı çalışmalar var. Daha eski tasarımlarda yapılmış çalışmalar var. Kontak lenslerde de sonuçlar yine kötü değil. Son olarak da gece lensi ya da orto keratolojik lensi ismini verdiğimiz lensler var. Bu lensleri aslında kornyanın, yani saydam tabakanın şeklini değiştiren bir lens olarak düşünebilirsiniz. Bakın, bu normal gözün şekliyken bu lensi taktığımızda kornyaya biraz baskı uyguluyor. Ve bu lens gece kalıyor çocukların gözünde. Gece boyunca kaldığında kornyanın şekli bir miktar değişiyor. Sabah uyandığında çocuk bu lensi çıkartıyor. Kornyanın şekli bir süre böyle kalıyor. Yaklaşık akşama kadar böyle kalıyor. Gündüz çocuk bir tedavi kullanmıyor. Gözlük ya da lens kullanmıyor. Akşam eve geliyor, yatarken tekrar bu lensi kullanıyor. Bu lenslerle de yapılan çalışmalarda %40-%50 oranında yavaşlama başarısı gösterilmiş. Dolayısıyla bu çalışmaların hepsi, hani bu 4 tedavi seçeneğinde seçilen hastalarda işe yaradığını gösteriyor. Özetlemek gerekirse, yani dünyada artık bir miyopi pandemisi var. Bunu mutlaka görmemiz lazım. Miyopi şimdi ve özellikle gelecekte önemli bir halk sağlığı sorunu olacak. Görme kaybı nedeni çünkü. Gelecek, yani şu an gençlerimizin, çocuklarımızın bir kısmı yüksek miyop olacaklar ve maalesef ileride bununla ilgili sorunlara yakalanabilirler. Erken harekete geçmek önemli. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin göz sağlığını, miyoplarını yavaşlatmaya çalışırken aslında onların gelecekte sorunların azalmasına uğraşıyoruz. Yani geleceğine bir tür yatırım yapmak bu. Tüm ailelerin ve gençlerin yapabileceği en önemli şey çevresel faktörü değiştirebilmek. Ekran süresi çok önemli. Ben poliklinikte muayene ettiğim hastalarımın, gençlerimin ekran sürelerine bakmayı çok seviyorum. Çünkü büyük oranda, ben de dahilim buna, tahmin ettiğimizden daha fazla bakıyoruz telefonlarımıza. Yani hepiniz bunu kendiniz uygulayabilirsiniz. Mesela soruyorum gençlere, kaç saat sence günde bakıyorsundur diyorum. 2 saat, 3 saat diyorlar. Hadi bir bakalım telefonu diyorum. 6-7 saat çıkıyor. Her zaman böyle olmuştur. Çünkü ben de böyleyim. Yani ben de tahmin ettiğimden fazla bakıyorum. Ve hepimiz beraber miyop artışını yavaşlatabiliriz. Eskiden, hani eski yıllarda miyop artışına maruz kalmış, miyopu çok artmış anne babalarımız geliyorlar. Keşke diyorlar, hani bizim zamanımızda bunlar olsaydı. Gerçekten hani bu kadar oturmuş tedaviler yoktu. Bilim böyle bir şey. Zaman içinde bilgilerin oturması, birikmesi gerekiyor. Daha güvenilir tedavilerin oluşması gerekiyor. Ama artık o kadar elimiz kolumuz bağlı değil. Ben dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer vaktimiz de var, soru cevapları isterseniz geçebiliriz. Duvar mı? Çok teşekkür ederiz. Ben de miyopum. Evet. Uzun yıllardır da lens kullanıyorum. Sizin de hastanızım aynı zamanda, biliyorsunuz. Bu kadar derin bir bilgilendirme almamıştım ben de. Birkaç soru var hocam. Sizinle cevaplayalım. Bir katılımcımızdan, yaklaşık 6 aydan fazla atropin damla karışımı kullanıyoruz. İlerleme 0.5 civarına kadar durdu. Sizin öneriniz nedir? Yaş 8, okul dönemi de başladı şeklinde. Şimdi atropin damlanın kullanım ve süresinin ucu açık biraz. Yani aslında hedefimiz durana kadar kullanmak. Dolayısıyla 6 ay sonra bırakmak gibi bir hedefimiz pek yok. Yani yıllarca kullandırmamız gereken çocuklarımız var. Şimdi kış, bir de mevsimsel etki vardır miyopide. Yaz aylarında genelde daha yavaş artar, kış aylarında daha hızlı artar. Dolayısıyla yıllık artış hızı daha önemli. Yani yıllık artışına bakmak daha önemli. Ben genellikle kış aylarında bırakılmamasından yanayım atropin damlanın. Çünkü kışın büyük olasılıkla günlerin kısalması ve gün ışığından faydalanmamızın azalması yüzünden, dışarıda geçirilen zamanın azalması yüzünden miyop biraz artar. Ve 0.5 artış da aslında hasta, yani miyopun artışının devam ettiğini bir göstergesi. Dolayısıyla şimdi çocuğun yaşını bilmiyorum, numarasını bilmiyorum, biraz afaki yorum da yapmak istemem ama ben devam edilmesini düşünürdüm bu hastamızda. Tamamdır, devam edeyim. Uzun vadede yan etkileri olur mu, alakalı bir soru gerçi atropin damlanın kullanımının uzun vadede. Atropinle ilgili yapılan en uzun serili çalışmalar, en uzun takipli çalışmalar, yani 6-7 yıllık seriler var. Ve bunlar 6 ile 12 yaş arası çocuklar. Takip edildiklerinde, bittiklerinde bu çocuklar 12-18 yaşlarına gelmişler.
Bizim atropin olarak kullandığımız ilacın konsantrasyonu oldukça düşük zaten. Yani çocukların günlük hayatlarının akışını dahi etkilemeyecek kadar düşük dozlar kullanıyoruz. Şu ana kadarki çalışmalarda olumsuz bir yan etki bildirilmemiş. Kullanılan çocukların hiçbirisi hani ilaca bağlı bir yan etki nedeniyle bırakmamışlar. Tabii alerjileri vesaireleri saymıyorum. Bu her zaman olabilir bir yan etki. Dolayısıyla şu an için, şu anki bilgilerimiz bunun emniyetli olduğunu gösteriyor bize. Ve atropini biz dediğim gibi yani tıpta ve gözde özellikle yani 100 yıl aşkın bir süredir kullandığımız için ama biz çok daha yüksek oranlarını kullanıyoruz. Örnek vereyim ben atropin dozu ile ilgili. Mesela biz atropini göz muayenelerinde kullanırız veya bazı göz hastalıklarını kullanırdık. %1'lik atropin kullanırdık çoğunlukla da. Ama bizim tedavide verdiğimiz atropinin dozu genellikle 10.000'de 1 ya da 10.000'de 5 oluyor. Yani muayene veya tedavi için verdiğimiz dozun 100 ila 20 kat daha sulandırılmışını. Dolayısıyla daha az güçlüsünü verdiğimiz için beklediğimiz etkiler de çok daha az oluyor. Teşekkür hocam. 11 yaşında oğlu olan bir katılımcımız, 4 civarında numarası, miyop artış hızını yavaşlatmak için bir şey kullanmadık, geç mi kaldık diye soruyor. Kimyasal ya da diğer gözlük camları gibi çözümler için geç mi kaldık 11 yaş? Hayır, yani kesinlikle geç kalınmış sayılmaz. Hala devam edecektir 11 yaşında bir çocuk, küçük bir çocuk hala. 17-18 yaşına kadar da potansiyel olarak artabileceğini düşünmemiz lazım. Şu nokta bence başlamak için en iyi nokta bu hastamız için. Sizin hastalarınızdan bir katılımcımız 10 yaşında erkek çocuk. Gözlük dışındaki diğer tedavilerin numarasına göre mi öneriyorsunuz? Atropin ya da gece lensi için hani süreç nasıl ilerleyebilir diye sorar. Gece lensi genellikle 5,5-6 numaranın üzerinde uygulayamıyoruz. Yani lens istediğimiz etkiyi vermiyor ve rahatsızlık arttığı için daha yüksek numaralarda öneremiyoruz maalesef. Bizim için aslında vereceğimiz tedavinin tedavi aile ve çocukla beraber karar vermemiz lazım. Çünkü yani hekim olarak bizim açımızdan en önemli şey tedavinin düzenli kullanılması. Yani mesela biz sert lens ya da özür dilerim gece lensi önerdiğimiz bir çocuk eğer bunu rahatsız olup takmıyorsa tedavi olmuyor demektir. Ya da damla önerdiğimiz bir çocuk buna direnç gösterip damlatmıyorsa tedavi almıyor demektir. Dolayısıyla aslında gençlerle beraber veya çocukla beraber buna karar vermek çoğu zaman çok yardımcı. Bizim için birinci öncelik tedaviye uyum. Yani bizim önerdiğimiz tedaviye çocuğun ve ailenin uygulaması, uygulayabilir olması. Bu tedaviler birbirlerine yakın etki ve başarı gösteriyorlar zaten. Hiçbir şey yapmamaktansa çocuğun uygulayacağı tedavi neyse aslında genellikle onu önermeyi ben kendi adıma tercih ediyorum. Ama tabii damla mesela çok etkili bir tedavi olduğu için biraz daha damla yönünde yönlendirdiklerinde oluyor. Evet, bir diğer katılımcımızın kız çocuk 11 yaşında, sol gözde 4,5 numara ve artı tembellik mevcut. Kapatarak tedavi ediliyor. Başka bir tedavi yöntemi olabilir mi diye sormuşlar. Yani tembel olan gözlerde hala gözlük veya lens ve üzerine de göz kapama tedavisi hala en iyi tedavi. Geçmiş yıllarda göz kapama tedavisini 7-8-9 yaşlarından sonra artık faydası olmaz diye bıraktırıyorduk. Ama bu yaş artık 12-13 hatta yaşına kadar geldi. 11 yaşında olduğunu düşünürsek bence hala bir fırsat, bir şans var tembellik tedavisi için. Ama mutlaka gözlük ve göz kapama tedavisini uygulamak lazım. Kapama tedavisi şart. Tek gözü tembel olan çocukta. Teşhis için kontrollere ne sıklıkta gelmek, takibi ne sıklıkta yapmak lazım diye soruyorum. Yok çocuklarda değil mi? Evet. İdeal takip süresi 6 ay esasında. 6 aydan erken takip biraz erken bir takip, yakın bir takip oluyor çoğu çocuk için. Bence gerek yok. Ama 6 aydan uzun bir takipte de biraz ipucu kaçabiliyor. Yani biz bir tedavi öneriyoruz. Çocuk seviyor, uygulamaya başlıyor. Bir sene sonra geldiğinde bir bakıyoruz çok fazla artmış. Yani o önerdiğim şey aslında çok işe yaramamış. Şimdi bir de bu boyutu var. Yani tedaviler var ama her çocukta aynı etkiyi göremeyebiliyoruz. Dolayısıyla 6 ayda bir izlemek özellikle hızlı giden, hızlı artan çocuklarda ve gençlerde bizim önerdiğimiz süre 6 ay. Evet. Atropin damlasından sonra uyanık kalmak, kitap okumak ya da herhangi bir aktivitede bulunmayı doğru buluyor musunuz? Yoksa hani
Damlayı damlattıktan sonra uykuya mı geçilmeli diye soruyor bir katılımcımız. Yani önerdiğimiz aslında atrofik damlanın damlatılıp çocuğun yatması, uyuması. Çünkü atropinin az da olsa göz bebeğinin büyütücü bir yan etkisi var. Yani damlatılıp hemen uyumasını biz daha çok tavsiye ederiz. Kontakt lenslerle ilgili kullanım sürecinde değişim gerekiyor mu ya da süreli mi kullanım o konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi miyopi yavaşlatan kontakt lens tasarımı günlük olarak var dünyada. Türkiye'de henüz yok. Günlük derken yani sabah takılıp akşam atılan lensten bahsediyorum. Ama aynı tasarımda aylık lens var. Yani aynı firma aylık lensi getiriyor Türkiye'ye. Şimdi aylık lens tabii akşam çıkartılması gereken bir lens. Dolayısıyla biz onu çok küçük çocuklara önermek istemiyoruz. Enfeksiyon riski açısından. Yani çocukların gözlerinin çok kapma riski açısından çok doğru bulmuyoruz. Ama belli bir yaşa gelmiş bunun sorumluluğunu alabilecek çocuklarda ailelerin de tabii onayıyla bu lensi uyguladığımız oluyor. Bu lensler aylık lensler. Yani her gün sabah takıp akşam çıkarttığınızda da bir ayın sonunda çöpe atılması gereken lensler. Daha uzun süreli lens zaten normal kişilere de önermiyoruz. Artık dünyada böyle lens de pek kalmadı. En uzun lensin kullanımı şu anda hani sadece miyoplar değil, miyop çocuklar değil, tüm hastalar için de bir aydan fazla değil. Yetişkinler için gerçi aslında soruyor ama hipermetrop başladığında miyopun gerilediği doğru mu? Yani hipermetropla miyop ilişkisini bir de miyop ile astigmat, çocuklarda miyop astigmatı tetikler mi diye bir sorumuz var. Birinci soruda hani benim miyobum var. 40'lı yaşlarıma geldim. Yakın problemim var. Artık miyobum gerileyecek mi diye sanıyorum bana soruluyor. Maalesef öyle olmuyor. Miyop kalıyor yerinde. Sadece miyoplar tabii yakını görme konusunda gözlüksüzken yani şöyle bakarak yakını güzel görebilirler. Bu avantajları oluyor. Yani miyopları yettiği sürece böyle oluyorlar. Ama miyop bir yere gitmiyor. Orada duruyor. Miyop astigmata dönüşür mü? Astigmat miyopu tetikler mi? Öyle demeyelim de takip süresi içinde bazen miyobun biraz astigmata dönüştüğünü veya astigmatın biraz azalıp miyoba dönüştüğünü gözleyebiliyoruz. Teşekkürler. Son bir soruyu ileteceğim. Yine atropin kullanımı ile ilgili. Atropin kullanımında ışığa hassasiyet gerçekleşiyormuş. Bu kalıcı bir durum mudur yoksa kullanım süresince mi devam etmektedir? Bir de tatil zamanlarında gerçek kullanıma ara verme ile ilgili yorumlarınız oldu ama tatil zamanlarında ara vermenin bir sakıncası olur mu? Çok özür dileyerek bekleteceğim Emrah Bey. Şu anda ekranlarınızda görüntülenen küçük bir anketimiz söz konusu. Yanıtlayabilirseniz çok seviniriz değerli katılımcılarımız. Buyurun hocam. Hem ışığa hassasiyet hem de ara vermekle Tabii ilgiliydi tabii. sorumuz. Şimdi atropinin en düşük dozlarında yani genelde başlangıçta en düşük 10 binde birlik dozla başlarız. Işık hassasiyeti çok rastladığımız bir şikayet değil. Ama bu dozun yetmediği çocuklarda daha yüksek dozlara çıkabiliyoruz. Daha yüksek doza çıktığımız zaman da göz bebeğinin büyütücü etkisi daha fazla olduğu için ışık hassasiyetine biraz daha fazla rastlıyoruz. Özellikle yaz aylarında bu ışığın daha fazla göze ulaşması ışık hassasiyetini biraz arttırabiliyor bazı çocuklarda. Bunun önüne geçmek için mesela gözlüklerini çocukların fotokromik denen yani dışarı çıktığında kararan türden gözlüklerle değiştirebiliriz. Öyle gözlükler tercih edebilir aileler. Yani aslında şunu da vurgulayayım, bu soru çok iyi oldu. Çünkü mesela hani dışarı çıkalım, açık havada zaman geçirelim dediğimiz zaman lütfen hani kimse şunu anlamasın, hani çıkalım güneşe bakalım gözlerimize. Yok öyle değil. Yani dışarı çıkmak yetiyor aslında. Dışarıda açık havada gündüz olmak yetiyor. Güneş de şart değil. Hatta şunu söyleyeyim. Dışarı çıkardığınız çocuğunuzu güneş gözlüğü taktı. O da çok iyi. Yani şapka taktı o da iyi. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani eviniz ya da yaşadığınız yer ne kadar iyi aydınlatılmış olursa olsun dışarısı her zaman daha aydınlık. Siz içeriden, evden veya okuldan neyse. Dolayısıyla dışarı çıkan çocuk güneş gözlüğü takabilir, şapka takabilir. Dışarı çıktığında kararan gözlük takabilir. Mesela atropin damlık konuyordur. Işık hassasiyeti vardır. Biz öyle çocuklara dışarıda kararan gözlükler reçete ediyoruz genellikle. Dışarıda ışıktan rahatsız olmasınlar diye. Bu damla tedavisinin etkisini azaltmaz kesinlikle. Teşekkürler hocam. Bir katılımcımız bir video paylaşmış. Siz daha sonra gelen soruları da yazılı olarak da cevaplayabileceksiniz. Orada izleyeceksiniz. Ancak
Bir tedavi yöntemi, Using Training Flippers adında bir tedavi yöntemi tanımlanmış. Bununla miyopi nasıl kontrol altına alınıyor diye sormuş katılımcımız. Ancak buna daha sonra hani kendiniz tekniği de izleyerek cevap vermeniz daha uygun olacaktır. Evet, öyle bu ışığı, şimdi tüm çocuklar, şöyle bir katılımcımızın da şöyle bir sorusu var. Biliyorsunuz artık hani sadece sosyalleşmek için değil, okullardaki ödevler ya da işte yapılacak projeler daha ana sınıfından birazcık daha ekran üzerinden olmaya başladı. Evet. Işığın hani ekranda çalışırken ışığın geliş yönünün ne olması gerektiği ya da ekrandayken ışığın kapatılmasının bir zararı olup olmayacağı ile ilgili de bir sorumuz var. Ya bu da çok güzel bir soru. Ben burada bunu 2-3 soru gibi alayım ve öyle cevaplayayım. Başlık başlık bunu bölerek cevaplayayım. Birincisi, yani çocukların hani ekrana bakarken aydınlık ortamda olmaları tabii ki daha iyi. Yani hani odada karanlık bir oda olmaması lazım. Ama yani ben kendi adıma bunu önemli bir problem olarak görüyorum. Hani bazı okullar gerçekten neredeyse tamamen şeye dönmüş durumdalar. Yani hani tablet, iPad'e dönmüş durumdalar. Çok istediğimiz bir şey değil. Hani ekran süresini, yakın süresini azaltalım derken çocukları büsbütün ona bağlıyor gibi oluyoruz. Ama tabii bu hani okulların tercihi. Ben hani nasıl yaparız, nasıl ederiz, okullarla gidip konuşmalı mıyız dernek olarak, bizim derneğimiz olarak? İnanın bunları düşünüyorum yani. Ama bu tercihlerini okulların değiştirebilir miyiz bilmiyorum. Çok zor bunu yapmak ama bunu mutlaka dile getirmemiz lazım. Çünkü çok önerdiğimiz bir şey değil. Yani hem ekran süresini azaltalım diyoruz hem de okullar tamamen iPad veya tablet üzerinden eğitime dönmüş oluyorlar. Bu çok istediğimiz bir şey değil. İkincisi, üçüncüsü, yani aydınlıkta çocuklar tabletlerine baksınlar, karanlıkta oturmasınlar. İlk sorunun cevabı bu olsun. Üçüncüsü de ışığın dalga boyu da çok önemli. Yani şimdi mesela yanlış mesajla çıkmasını istemiyorum ama hani gözlük seçimiyle ilgili bir şey burada söyleyeyim. Mesela normal gün ışığının biliyorsunuz farklı dalga boylarından oluşuyor. Yani kırmızıdan maviye denişim kadar bir dalga boyu var ve o dalga boylarına oluşuyor. Aslında mesela biz çocukların gözlerinin mavi ışığı görmesini istiyoruz. Mesela bunu nereden söyleyeceğim? Benim şimdi gözlüklerim görünüyor. Böyle hafif mavi bir parlama var. Görüyorsunuzdur belki. Bu aslında mavi ışığı engelleyen filtre. Bilgisayarda çok çalışan kişiler ya da ekrana bakan kişilerde bunu tavsiye ediyoruz. Ama çocuklarda bu filtreleri önermiyoruz. Çünkü çocukların gözlerinin mavi ışık almaya ihtiyacı var. Tabii bu şu demek değil. Yani çocuklar mavi ışık almak için tablete, telefona baksınlar. Hayır, bu zaten söylemiyoruz. Ama yani çocuklarınızla gözlük alırken mavi filtre, yani mavi ışığı engelleyen filtre gözlük sakın almayın. Çocuklarda önermiyoruz bizim. Bilmiyorum sorunun cevabı oldu mu? Tabii, çok teşekkür ederiz. Sorularımızın sonuna geldik hocam. Sizin eklemek istediğiniz başka bir konu var mıydı? Katılımcılara çok teşekkür ederim. Değerli vakitlerini ayırdılar. Başka sorular olursa sanal olarak da ulaştırabilirler. Size evet, çok teşekkür ederim Duvan. Ben çok teşekkür ederim değerli bilgilendirmeleriniz için. Doktor Emrah Altıparmak'la birlikte gerçekleştirdiğimiz bu söyleşiye katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Randevu ve bilgilendirme için 0312 593 4425 numaralı telefondan Acıbadem Ankara Hastanesi yetkililerine ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler, teşekkürler.